itiraz kabul etmiyorum Emir. Ha kesinlikle kabul etmiyorum. Mutlaka bekliyorum yavrum, lütfen. Emircim, sen babanla kardeşin arasında köprü kurmadın mı yavrum? Artık kardeşimin bütün sorumluluğu benim sırtımda demedin mi sen? Ha işte, ben de onu diyorum, gel. Gel artık biraz, taşı bakalım o sorumluluğu, hadi. Aylak aylak dolaşan kardeşine de şöyle güzel örnek teşkil etmiş olursun yavrum. Unutmadan Sevda'yı da mutlaka bekliyorum. Tamam mı? Onu da getiriver yanında. Hı. Anneciğim, Sevda'nın bizim aileli meselelerimizde ne işi var? Yavrum, bir alakası yok ama... O gün ben Sevda'ya karşı biraz fazla kötü davrandım. Eve geldiğim zaman fark ettim bunu. Gerçekten çok üzüldüm. Kusura bakma yavrum, ben de kantarın topuzunu kaçırıyorum işte bazen. Ne yapayım yani? Halbuki melek gibi bir kız. Öyle değil mi yani? Bir de ben bu aralar bu enerji çalışmalarına falan biraz fazla kaptırdım ya. Orada hocalar ne diyor biliyor musun? Enerjinizi mutlaka temizleyin diyorlar. Yani böyle size kötü gelen her şeyi kesip atın diyorlar. Ben de ne yapıyorum? Kötüleri kesi kesi veriyorum yavrum. Anne, Sevda'nın bu akşam önemli bir iş. Gelirim, gelirim. Ben seve seve gelirim. Kesin gelirim. Bak gördün mü? Bak gördün mü benim düşünceli eski gelinimi? Çok sevindirdiniz beni. Hadi mutlaka bekliyorum ikinizi de. Görüşürüz. Geleceğin varsa göreceğin de var Sevda. Hadi gel bakalım. Nerede kalmıştık? Vallahi bayağı bir paket oldu Serpil Hanım. Olsun. Olsun zaten Burcucuğum. Natuser'in ayak sesleri İstanbul'daki bütün kozmetik firmalarında yankılansın. Tir tir titresinler. En çok da Kaya Bey titresi. Yani? Ne yani? Ne var? Niye öyle diyorsun annene? Dedim belki senin özel bir programın vardır, bir şeyi sana sormadan cevap vermek istemedim yani. Ya benim en özel programım da olsa ben iptal ederim. Bu kadın beni gelinliyken sevmedi. Belki bu bahaneyle şimdi sevdiririm kendimi. Ne? Niye öyle bakıyorsun Emir? Yalan mı ya? Evlendik, kadın bir kere evinize çağırmadı beni. Biliyorsun, ben de birazcık manzara düşkünüyüm. Sizin o evin manzarası da çok güzel falan. O yüzden kaçıramam bu akşamı. Geriliyorsun. Çok çabuk geliyorsun. Gerilme bu kadar çabuk. Böyle nefesler al ver. Gerilmiyorum tamam. Nasıl istiyorsun öyle olsun. Nefes al ver şöyle. Bitti mi? Ya bu böyle bir şey miymiş ya? Bu böyle bir şeyse az önce yaptığımız neydi? Çok iyi oldu be. Kirliğin en güzel dolabı. Vallahi. Sevda bizi sattı ama olsun. Biz ikimiz başardık. Ellerine sağlık Serp. Vallahi çok teşekkür ederim. Hakkını ödeyemem. Olur mu hiç öyle şey ya? Öyle hak falan. Aramızda böyle şeylerin lafı yok. Ayrıca çok hoşuma gidiyor. Efendim Serpil ablacığım. İyiyim, iyiyim, iyiyim ablacığım. Sen nasılsın? Yemeğe... Bu, birazdan. Yok ablacığım, benim işim var. Aha, Efsun'un yanındayım ben şimdi. Selam söylüyor hatta sana da. Yanımda. Tamam. Serpil Hanım merhaba. Aa, çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Ama ben başka... Serpil Hanım ben başka zaman... Yok şimdi siz ailecek olursunuz diye... Ha. Ama gerçekten bakın. Tamam. Tamam. Ben de aynı şekilde sen... Olur mu hiç öyle şey? Ablacığım sen yeter ki iste ya. Tamam, Efsun'la da konuşurum ben. Tamam. Hadi görüşürüz. Hayır demesi bu kadar zor. Ben başka birini daha tanımıyorum ya. Ne diyorsun, gidiyor muyuz? Ellerine sağlık. Teşekkürler Yeter'cim, sağ ol. Ellerine sağlık Yeter. Eline sağlık. Sevda? Klinikte çalışmaya başlamışsın ha? Hayırlı olsun. Nasıl gidiyor? Biz de seni gideceksin diye biliyorduk ama yanlış biliyormuşuz. Hayır, çünkü bizim zamanımızda insanlar boşandıkları zaman böyle bir tebdili mekanı yaparlardı. Böyle bir kere aynı evde yaşamazlardı. Aynı işte de çalışmazlardı. Evle işi hemen ayırırlardı. Doğrudur ama dediğiniz gibi sizin zamanınız da öyleymiş. Artık devir değişti. Biz hiç takmıyoruz o konuları Emir'le. Değil mi Emir'cim? Hı hı. Ayrıca ben kararımı verdim. Kesin olarak burada kalıyorum. O kadar mutluyum ki klinikte. Efsun'a da gönüller kısmında çalışmaya başladık. Anlayacağınız her şey şahane. İşte.
Efsun dedin, iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Ha? İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sarp, Efsun, geleceğinizi bilmiyordum. Ben davet ettim yavrum. Şöyle neşeli güzel bir akşam geçirelim istedim. Yiyelim, içelim, sohbet edelim diye düşündüm. Size baklava getirdik. Tatlı yiyelim, ben bunu mutfağa koyayım. Aa, olur mu öyle şey? Ben götürürüm. Efsun. Sarp, geç hadi geç. Hoş geldin. Gel otur. Ne işin var senin burada? Annen çağırdı, kıramadım. Zaten ben çağırsam gelmezdim. Benden köşe bucak kaçtığın için. Hem şimdi sırası mı? Ha? Sonra konuşalım. Kuru patlıcan dolması. Cem'cim. Seninle de uzun zamandır görüşemiyoruz, konuşamıyoruz. Nasıl gidiyor okulun? Bazı aksiliklerimiz oldu ama toparlayacağız. Halleder ya o. Akıllı adam. Tabii canım. Yani halleder. De nereden başlayacağını bir bilse işini halletmeye, bir an önce halledecek. Ben üniversitedeyken çok ders verdim böyle, biliyor musun? Haşlamı çıkarmak için falan. İstersen sana da yardımcı olurum. Hiç gerek yok Sevda. Çok teşekkür ederiz. Cem'in çok iyi bir öğretmeni var zaten. Sen kendini boşu boşuna yorma. Zaten bu aralarda biraz hızlı yoruluyormuşsun değil mi? Yok. Nereden çıktı o? Ne bileyim ben, öyle ayılıp bayılıyormuşsun. Evet, böyle ruh gibi dolaşıyormuşsun ortalıkta. Yani ben öyle duydum. Yok, siz çok yanlış duymuşsunuz. O kadar iyiyim ki. Keyfim çok yerinde. İstanbul'u çok özlemişim. Sevdiklerimi özlemişim. Söyledim ya az önce de. Her şey şahane. Maşallah. Maşallah. Çok sevindim iyi olmana. Görüyorum zaten. Turp gibisin, turp. Müsaadenizi isteyeyim. Ders çalışayım biraz. Aferin benim oğlum. Afiyet olsun. Bak benim canım, bak, görüyorsunuz değil mi benim? Bak görüyorsun değil mi kardeşini? Benim çocuğum böyle vaktinde saatinde gitmesini bilir. Böyle hiç kimseye yük olmaz. Hiç kimsenin sırtına kambur olmaz. Hemen gider. Bilir zamanını o. Annesinin bir tanesi. Tamam, ben şimdi bir yemekteyim. Sonra konuşuruz, tamam? Hadi bay bay. Efsun'la ilgili bana söylemediğin bir şey var mı? Nereden çıktı? Bilmem, böyle sanki bir şeyleri atlıyor gibiyiz de. Sen bana bir gününü ayırırsan ben sana her şeyi anlatacağım. Anlaştık. Anlaştık. Hadi gel. Hadi gel, gel, gel. Yarınki lansmana geliyorsunuz değil mi çocuklar? Emir? Tabii tabii, geliyoruz. İyi. Satışlar böyle düşmüşken zaten canım çok sıkın. Bir de böyle tuzu biberi gibi bu çıktı ortaya. Ay sıkma canını diyorum ben de sana. Sen de şu enerji işlerine biraz sarsana benim gibi. Bak vallahi insan çok rahatlıyor. İnsana çok iyi geliyor diyorum sana. Derdini, sıkıntını, her şeyini unutuyorsun. Aa Sevda. Sen de bir ara ilgileniyordun bu konularla, eğer ben yanlış hatırlamıyorsam tabii. Nasıl gidiyor? İyi. Ben bayağı geliştirdim biliyor musun kendimi? Evrene bağlanmak da üstüme yok yani. Çok güzel bağlanıyor evrene. Ne güzel. Gelsene benimle içeri. Ben sana bir şey göstereceğim. Gel. Var mı? Hı-hı. Gel gel. Bak, çok önemli bir şey göstereceğim. Efsuncuğum? Hani bana söz vermiştin, fabrikaya gelecektin, ne oldu? Yani böyle durum biraz karışıkken senin orada olmanı isterim yani. Belki orayı da ikiye bölerim. Ya şaka bir yana, ya şurada beni bir tek sen güldürüyorsun biliyor musun? Kaya Bey. Senin bu meçhul arkadaşın yarın lansmana geliyor değil mi? Yani bir mazeret falan durmaz herhalde. Ay sen de taktın mı takıyorsun? Takma. Takarım. Takma. Taktın mı takarım. Takma. O zaman ben baklavaları getireyim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tamam, çok güzel olur. Takma.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.